585. konu, Hazreti Peygamberin Abdullah bin Ebi Hadre'de bir Yahudi'ye olan borcunu ödetmesi, Abdullah bin Ebi el-Eslem'i şöyle anlatıyor, bir Yahudi'ye dört dirhem borcum vardı, beni Hazreti Peygamber'e şikayet ederek, ey Muhammed, bu adamda dört dirhem alacağım var, fakat vermiyor, dedi, Hazreti Peygamber de bana, bu adamın hakkını ver, diye emrettiler, bunun üzerine ben seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ona verebilecek hiçbir şeyim yoktur dedim. Hazreti Peygamber yine onun hakkını ver buyurdular. Ben de tekrar nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki verecek gücüm yoktur dedim ve şöyle ekledim: Duyduğuma göre Hayber'e gidilecekmiş müsaade edin de oradan ganimet alıp dönünceye dek bu borcu erteleyelim dedim. Ancak Hazreti Peygamber bu kez de onun hakkını ver dediler. Hazreti Peygamber bir şeyi üç kere emrettiler mi artık o konuda ısrar edilemezdi. Böylece dışarı çıktım ve doğruca pazara gittim. Sırtımda bir kürk ve başımda da bir sarık vardı. Sarığımı çözüp peştemil gibi belime bağlayarak kürkümü çıkardım. Peşimden gelmekte olan Yahudi'ye, borcum olan dört dirhem yerine bu kürkü alır mısın, dedim. O da kabul etti ve böylece kürkümü ona verdim. O sırada oradan ihtiyar bir kadın geçiyordu. Bizi gördü ve yanımıza gelerek bana "Ey Allah Resulü'nün arkadaşı, bu halinle?" diye sordu. Olan biteni ona anlattım. O zaman kadın üzerindeki kürkü çıkararak benim sırtıma attı ve "Al bu kürk de senin olsun." dedi.